Sevgili dostlar, bugün ilk kez yapmış olmama rağmen çok beğendiğim Hicaz narının reçelini hazırlamış oluyorum. Ve kaşık kaşık yiyeceğinize inandığım bir reçel tarifi olmuş olacak. Biz çok beğendik. Ümit ederim siz de beğenirsiniz, denersiniz. Şimdi ben reçelimi yapmadan önce 2 bardak toz şeker, 1 bardak nar suyu ve ayrıyeten 1 kiloya tekabül eden nar hazırladım. Ve narının birini ayıklamıştım. Diğerinde narın ne kadar anlamlı ve değerli bir kıymet olduğunu edindiğim bilgiler üzere sizinle de paylaşmak istedim. Şimdi nar cennet meyvesidir. Değerli bir meyvedir ve başındaki tacı, yani yıldızlar, vaktiyle hanın, şahın ve hükümdarın başında bulunan tacı temsil edermiş. Başındaki tacın, yani yıldızların sayısı tek rakama gelirse içindeki tanelerin sayısı tek, çift rakama gelirse içindeki tanelerin sayısı da çift olurmuş. Hem de devleti temsil edermiş. Ve devlet demekmiş. İçindeki taneler, yani aradaki perdelerle birlikte ayrılır. Yani devlet ayrılırsa aileler ve millet de ayrılırmış anlamında bir maneviyatı güçlü, bereketi bol bir meyvedir. Ve bunu ben perdelerden ayırırken gerçekten üstündeki yıldızların sayısı kadar içerisinde de 6 tane, yani devleti temsil eden 6 eşit parça olduğunu gördüm. Ve ben bunları şimdi teker teker ayıklıyorum ve reçelimizin hazırlığına başlıyoruz. Evet, 2 tane nardan şöyle dolu dolu bir kase çıktı. Şimdi bunları şöyle tencereme boşaltacağım. Ara katına şeker ilave ediyorum. Bir miktar narın suyundan ilave edeceğim. Tekrardan şöyle narı ilave ediyorum ama şu zarların da gördükçe almayı da ihmal etmeyelim. Şöyle narımın tam bir bardak dolusu nar suyunu ilave ettikten şöyle bir saat kadar bunu şekerle ve nar suyuyla birlikte şöyle ağzını kapatıyorum. Dinlenmeye bırakıyorum. Daha sonra da ocağımızda bunu reçele dönüştüreceğiz. Şimdi ocağımızın altını yaktık. Gördüğünüz gibi bir bardak nar suyuyla birlikte, narın kendi suyuyla mümkün mertebe böyle çıkmaya başladı. Şimdi kısık ateşte bunu pişirmeye başlıyoruz. Ardın ağza artık kaynamaya başlıyor. Yaptığım nar reçelinin suyu bayağı vardı. Yani sulu bir nardı ve üstelik çok da tatlı bir nar. Hiçbir su ilave etmeden bir bardak nar suyu ilave ederek narın kendi suyunu ayrıca sıkmıştım. Ve bu şekilde pişiriyoruz. Daha bir 10-15 dakika kadar daha kaynatmam gerekecek. Şöyle kıvamını yakalayabilmem için bir miktar, yani 2 veya 3 parça, küçük bir parça limon tuzu ilave etmek istiyorum. Şimdi biraz daha kaynamak ister. Aslında bu reçeli 20-25 dakika kaynatmak yeterlidir. Şimdi artık bu 2 tane limon tuzumu da ilave ediyorum. En son bu köpükleri alacağım. Şimdilik kaynamaya devam ettim.
limon tuzları da eridikten sonra bir 5 dakika kadar daha kaynatacağım. Reçelimiz kıvamına gelecek. Şöyle şimdi alabilirim. Bu şekilde. Bunu almamın sebebi reçelimiz biraz daha parlak ve hoş görülsün. Bunların aslında almayabilirim de. Bunların hiçbir zararı yok. Reçelimizi. Şu ara ara kontrol edeceğim. Buradan bir parça şöyle alıyorum. Biraz soğuduktan sonra soğumaya bırakıyorum. Kıvamını kontrol etmem için bu şekilde bir test yapacağız. Eğer ki reçelinizi uzun süreli muhafaza etmek istiyorsanız bu şekilde tencereden tam olduktan sonra sıcak sıcak kavanozlarınıza koyabilirsiniz. Ama anında tüketecekseniz altını kapatıp soğuduktan sonra da kavanozlarınıza koyabilirsiniz. Bir iki dakika daha kaynatıp kapatıyorum artık. Reçelimiz hazır olmuş durumda. Ben soğuduktan sonra kavanozlarımı ilave edeceğim. Dediğim gibi sizler uzun süreli korumak istiyorsanız sıcak sıcak kavanozlarınızı alıp bekletebilirsiniz. Sevgili dostlar, Hicaz narıyla hazırlamış olduğum nar mükemmel oldu. Kesinlikle sizlere de tavsiye ediyorum. Gerçekten ilk defa bu yıl denedim ve ben herhalde bundan sonra bu nardan, nar reçelinden vazgeçemeyeceğim. Mükemmel bir lezzet, tam kıvamında harika bir tat.